Evet. Şimdi sesi birazcık iyi almasını umut ediyorum çünkü normalde bir mikrofon almam lazım. Ama mikrofon olayı birazcık yatıyor. Çünkü mikrofonlar ucuz değil abi. Mikrofon için birazcık para vermen lazım. Yani bu işi yapıyorsun eninde sonunda ama bir noktada da para vermen gerekiyor. Ama işte öğrenciysen o kadar kolay olmayan bir iş abi. Çünkü yani para vermek çok güzel bir şey, okey mikrofon, ama mikrofon için işte para vermek birazcık şu anda zor. Hadi bir. Şimdi bugün güzel bir konu var. Çok sevdiğim böyle bir konu var. Bir önceki podcast'te birkaç problem oldu mikrofonla alakalı. O yüzden yapamadım, yayınlayamadım. Öyle minik bir info. Ayarlayacağız onu, sıkıntı yok. Tekrar çekerim. Bir tane kitap videosu yapmıştım. O bahsettiğim video. Olmadı, yayınlayamadım. Halledeceğiz onu, sıkıntı yok abi. Onun haricinde şu anda yapacağım podcast birazcık böyle bir hassas olan insanlar için çok okey olmayabilir. Onun bir uyarısını vereyim önceden. Sonrasında sıkıntı olmasın. Çünkü sıkıntı. Onun bir uyarısını vereyim önceden. Şimdi bugün neden konuşacağız? Normalde podcastlar podcastlerim çok şey oluyor. Böyle felsefe konulu falan oluyor. Ne bileyim, bir kitaptan bahsediyorsun, bir şeyden bahsediyorsun falan. Okey, izleniyor, dinleniyor, neyse sıkıntı yok. Ama sonra böyle bir önceki böyle bir 2-3 önceki falan podcast'e bakıyorsun. Yine aslında hani benzer mantık. Yine kitaptan bahsediyorsun. Kitap mantığında ilerliyor ama içerik olarak birazcık daha böyle eleştiri konusu ağırlıkla, daha böyle birazcık daha sert eleştiri yapıyorsun falan. Yani Türkiye'de dinlenen, izlenen şeyler belli. Türkiye'deki kitle de belli zaten. Yani zaten başlıkta nasıl çok ne konuşacağımı görüyorsunuz. Yani dinleyen için de, izleyen için de aynı şey geçerli. Şimdi şöyle bir durum var. Bir şey hayal edin. bir ülke hayal edin. Bir dönem hayal edin. Tamam mı? Bir dönem hayal edin. Bu sevgili dönemde insanların tek derdinin günü geçirmek olduğu falan. Böyle bir dünya, bir evren hayal edin. Böyle o evrendeki insancıklar, ki insancık kitabında da birazcık bundan bahsediyor. Dostoyevski'nin kitabı. Çok güzel bir kitap. Okumayan varsa tavsiye ediyorum. Ve bir ufak bir ona değiniyor falan. Hatta başlığını yazmayacağım da hani konudan bağımsız. Ama güzel kitap. Hadi bir. Şimdi abi son böyle birkaç yılda böyle normalde ben böyle sürekli şey kafasında büyüyen bir insanım. Ya işte kendini bir noktada geliştirmelisin falan diyen, böyle sorunlu sayılabilecek, o psikolojide sorunlu sayılabilecek bir politikada büyüyen bir ailenin evladıyım. Totalde benim hayatım boyunca böyle hayatım böyle hani kendini geliştirmelisin çünkü doğada hayatta kalamazsın. İşte olgun bir insan olduğunda böyle olmamalısın falan kafasıyla büyüdüm. Etrafımdaki insanların çoğu çok rahat büyüdü falan. Böyle birazcık babamdan gelen böyle bir sorunlu büyüme muhabbeti var. Hani disiplin anlamında sorunlu büyüme. Hani disiplininde bir seviyesi vardır falan çünkü. Neyse, bir şekilde disiplinli büyüdüm falan. Okey, yani sürekli böyle bir şeyler yaparak büyüyorsun falan. Hani sosyal anlamda da çok fazla şey yapıyorsun, okey, ama hani bir şeyler katıyorsun sürekli kendine falan. Hani bir şeyler öğreniyorsun. Bu baktığın zaman çok güzel bir şey, okey. Ama bunun böyle bir disiplinde sürekli size baskı edilmesi falan çok hoş bir fikir değil. Neyse, büyüdüm, bir şekilde geliyorsun. İşte yaşlandım en nihayetinde. Bir noktada bayağı hani büyüdüm. Baktığın zaman belli bir seviyeye geldim. Yani işte o ergenlik ya da şey denilebilecek yaşa çok geçeri çok oldu. Bir noktada büyüdüm. Okey. Üniversite muhabbeti oldu. üniversiteye geliyorsun, yani liseye çıkıyorsun, üniversiteye geliyorsun falan. Ve bir kitlesi olarak bir değişiklik bekliyorsun. Hani benim lisede gördüğüm kitle belliydi çünkü yani. Hani kötü bir liseden mi çıkışlıyım? Hayır. Okey. Ama lisedeki insanların az çok mantığı belli oluyor. Ne uyarısı veriyorsun artık? Lütfen verme. Liseden çıkan insanların, lisedeki insanların çocuk sayılabilecek tırnak içinde insanların yaşı değil, düşüncesi, o zamanki düşüncesi belli oluyor. Hani fikirleri belli oluyor falan. Birazcık daha böyle hayatı o an geçirme kafasında oluyor falan insanlar. Normal bir şey. Hani yaşınlar diye bir şey. 18 yaşında giriyorsun. Böyle bir yetişkinliğe ilk giriş adımı falan. Ki dediğim gibi hani yaşımı daha önceden söylemiştim zaten. Şu an tekrar belirtmeyeceğim ama 18 yaşına geçeli çok uzun zaman oldu. Ve en nihayetinde bir noktada böyle bir lisedeki ortamı aramama durumu oluyor doğal olarak. Hani lisede falan çocuk bir insanlar. İnsanlar belli bir yaşa evrildi. Ve insanların böyle bir zeka olarak da ilerlemesini bekliyorsun. Ama bir noktada fark ediyorsun ki ya ben bir muz cumhuriyetinde yaşıyorum. Ki bu muz cumhuriyetiyle alakalı değil, o ayrı mevzu ama neyse. Ya diyorsun ki insanlar böyle niye, insanlar niye bu kadar şey, böyle belli bir noktadan sonra bir aydınlanma yaşamaya başlıyorsun. Bu iğrenç bir şey bu arada. Aydınlanmak her zaman iyi bir şey değildir. Bir noktada böyle bir şey yapıyorsun. İşte ki zaten hani bu sevgili muz cumhuriyetindeki şey olayı da belli. Kitap okuma oranları da belli. Bu az çok aslında sebebini belli ediyor da neyse. Sadece muz cumhuriyetiyle alakalı değil işte hani olay. Diğer ülkeler için aynı şey geçerli. Böyle bir kitap oranında, kitap okuma oranında bir düşüş oluyor falan. Böyle bir neslin böyle bir getirdiği gerizekalılık oluyor falan. Abi insanların kendilerine ki hani 25 seviyelerine, tahminen 25 bu Türkiye'de 25 sınırı. Ki bundan önce hani bir podcast yapmıştım. Çok önceki podcast. O zaman 20 yaşındaydım. Yaptım da onu. 20 yaşında yapmıştım o podcast'ı. İlk o zaman şikayet etmiştim bu konudan. Yani 20 yaşında diyeyim, değil mi? 20 yaşındaydım aynen. 20 yaşında yapmıştım. Abi bakıyorsun şey, insanların kafa yapısına. Ki hani ben kaç yıl İstanbul'da yaşadım yani baktığın zaman hani İstanbul'daki insan çeşitliliği daha fazla baktığın zaman ki hani Beşiktaş bahsettiğim yer yani o kadar şey bir yerde değil. Neyse sonra hani çok fazla çeşitli insan gördüm falan. Bir problem olduğunu böyle bir anlıyorsun. Ha diyorsun ki neden böyle falan. Ve bir şimdi şöyle bir durum var. Kalite ya da işte kaliteli insan tiplemesi. Kalite dediğim şey kelimesel olarak bakın. Bir şeyin sonuçta kaliteli bir şeyin az olması normal bir şey dedim. Okey. Kaliteli yapan şey zaten aslında az olmasıdır. Onu özel yapan şey az olması. Bir şeyin değerli yapan şey az olması. Ki çoğu mantıkta zaten bu şeyden üzerinden ilerliyor. Şöyle bir problem var. Okey bu böyle. Ama hani bir noktada insanın böyle bir bilinçlenmesini bir noktaya kadar bilinçlenmesini bekliyorum ya da böyle bir maymunluk evresinden birinin çıkması lazım. Ama gel gelelim Muz Cumhuriyeti'nde de böyle, diğer ülkelerde de böyle ki birçok ülkeye gittim en nihayetinde ve orada yani o edip hani yakın zamanda işte Almanya'ya gittim ki Almanya'daki durumda çok farklı değildi. Böyle bir gerçek var. Şimdi bakıyorum Muz Cumhuriyeti'nde durum farklı değil. Okey, Almanya'ya gittim. Almanya'da da durum farklı değil. Yazın inşallah tekrar gideceğim Berlin'e. Berlin'de de durum farklı olacağını zannetmiyorum. Yani gideli birkaç ay bu da birkaç ayı açmıyorum ama o birkaç ay uzun birkaç ay. Bakıyorsun durum çok da farklı değil. Tamam okey. Hani alım gücü falan çok yüksek. Zeka seviyesi daha yüksek Muz Cumhuriyeti'ne göre ama İnsanlarda bir şey var, bir problem var. İnsanların böyle bir kendini geliştirmeme ve bir günübirlik yaşama ve bir geri zekalı olarak kalma kafası var. Bu hani dünyanın çok iyi, dünyanın ülkenin değil, dünyanın çok iyi gitmemesinden kaynaklı hani çok şey yaşandı en nihayetinde. Şu anda da yaşanıyor belki psikolojik olarak bir etkisi vardır insanlar birazcık belki hani depresyonun ve işte artık çok da yaşama isteğinin kalmasının sonucu böyle bir tembellik veya hiçbir şey yapmamı isteğine, tembellik deyip hiçbir şey yapmamı isteğine, o isteksizliğe kaymıştır. Okey. Ama bir noktadan belli bir yaşa gelen insanın ki bunu bir aralığa koyarsak 25-28 diyelim, tamam hadi 25, Türkiye'de 25 yaşından sonra daha böyle olgun oluyorsun. Türkiye'de çünkü büyüme yaşı 25. Ergenlik yaşı hem erkekler hem kadınlar için Türkiye'de zekanın, en azından zeka seviyesinin belli bir seviyeye gelmesi 25 bence, çünkü çok nadiren altında insanlar denk geliyor. Ki bunu bir arkadaşımla da konuşuyorum. Çok tatlı bir insan. Doktorluk okuyor. Ne alaka? Böyle araya sıkıştırayım hani bir şey. Ve bunu bilerek sıkıştırıyorum. Çünkü Türkiye'de şey mantığı var. Abi tıp okuyan. Tıp okuyan insanların da zeka seviyesi belli de neyse. Her neyse. Yani öyle var. O tıp okuyor, hani belirteyim o kesimi. Kesim kafasında bunu böyle kazıyarak sokmak için söylüyorum. Tıp okuduğunu. Çok bir önemi yok ama hani tıp okumasıyla alakalı değil, ileri görüşlülük ya da o daha, birazcık daha farklı bakma olayı tıp okumasıyla alakalı değil. Ki bok gibi bir yerden çıkma İstanbul'da, neyse. Baktığın zaman böyle şey muhabbeti var. Hani onun yorumu bu arada bu. İşte ben sürekli tek geldiğimizde söylüyorum abi, diyordum böyle hani. Abi neden böyle hani insanlar? Niye bu kadar gerizekalılar işte? Hiçbir katkıları yok kendilerine, dümdüz gelip yaşıyorlar. Hiçbir halt bildikleri yok. Ne doğru düzgün bir şey katıyorlar, ne doğru düzgün bir şey yapıyorlar falan böyle hani. Bomboş yaşayıp gidiyorlar falan. Sonra o demişti ki abi yani ne bekliyorsun ki yani, dedi sınırı 25 Türkiye'de. Ben dedim abi ne alakası var işte. O zaman farklıydı. Muhabbet olalı 1,5 yıl falan oluyor. Ben de o zaman hani yine çok farklıydı da yine işte dedim ki yani tam yurt dışında çok farklı değil, okey, ama hani yurt dışına çıktım gördüm, orada da farklı değil, okey, ama hani birazcık da şey bekliyorsun hani yurt dışında daha alt sınır, hani 18-17 civarından falan sonra insanlar böyle birazcık daha maymunluk evresinden çıkıp daha böyle olgun ve işte bir şeyler gerçekten yapan hale geliyorlar ki işte hani Almanya olma sebebi o insanlar aslında baktığınız zaman, ya da diğer ülkelerin hani bir kesim var, o kesim kalkındırıyor zaten ki diğer kalanların çok da bir iş yaptığını söyleyemeyiz ki Almanya için Türklerin ne kadar gerizekalı olduğunu tartışmamıza gerek yok. Türkiye'de yaşayan Almanya'da yaşayan Türklerin ne kadar gerizekalı olduğunu tartışmamıza gerek yok. Boş insanlar ki bunu kaç kez gittim Almanya'ya, hepsinde de aynı şeyi söylüyorum. Almanya'da yaşayan Türkler gerizekalılar abi, bu kadar net söylüyorum. Yani hani Alman şeyine kıyasla gerizekalılar bu kadar basit. Hiçbir alt yapmıyorlar. Köle gibi çalışıyorlar orada. Problem burada, neyse. Her neyse. Totalde işte onu konuşuyoruz falan. Almanya'da, oradaki örnek de Almanya'ydı. Sonra ben dedim ki hani abi işte tamam hani Almanya'da birazcık daha düşük, hani Amerika falan hadi bize benziyor. Amerika dediğin Türkiye'nin gerizekalılık seviyesi aynı. İnsanlar olarak gerizekalılık seviyesi aynı. Ama hani daha işte daha gelişmiş, daha birazcık daha açık versiyonu, ama gerizekalılık aynı, insanlardaki gerizekalılık seviyesi aynı Amerika'da ile Türkiye arasında. Ki Amerika'ya da gittim. Orada gerizekalının da aynı olduğunu biliyorum o yüzden. Bunu bilerek söylüyorum yani, boş bir söylem değil bu. Dedim böyle falan. Ondan sonra bana şey dedi. Ya dedi işte hani tamam ki Amerika için şey okey. Yani Türkiye için de işte hani sınırı 25. Adam Almanya'da 18 olması normal. Abi dedi yapacak bir şey yok, onların büyüme tarzı öyle falan dedi. Türkiye birazcık daha kabul etmek lazım. Ortadoğu ülkesi ve Ortadoğu ülkesinin böyle bir getirisi oluyor falan. Bir saniye. Böyle bir Ortadoğu ülkesinin getirilmesi oluyorsun çok. Böyle otomatik olarak siz doğduğunuz zaman size böyle bir cahillik yükleniyor. Bir Ortadoğu ülkesi cahili falan. Ve bir cahillik yükleniyor size otomatikman. Sizin kendinizi böyle kazarak çıkmanız gerekiyor. Ekstra ve uğraş gerektiriyor falan. Avrupa'da olunca öyle mi abi? Devlet size şey yapıyor, ekstra böyle bir katkı veriyor. Sen kendine geliştir bir şey kat diye. Bu da Muz Cumhuriyeti'nde o da yok. Ama hani bir şekilde kasarak yapabiliyorsun. Nasıl olaya geliyor. Şimdi ben dedim böyle falan dedim abi. Hani ben bunu kabul etmiyorum her şeyden önce. Böyle bir şey yok. Biz bir noktaya gelmek istiyorsak ki hani tamam Türkiye'de bu zor. Muz Cumhuriyeti'nde bu zor. Ama hani yapılamayacak bir şey değil. Bir noktada ben de çok zorlandım. İşte bir X kişisi, ben olmayayım ki benim haricimde bir sürü onu yapan insan var. Bir sürü değil ama az sayıda insan var. O yüzden sallayın beni, ben önemsizim bu noktada. Yapan insanlar var. Bir şekilde çabalıyorsun, emek veriyorsun ama yapıyorsun. Sonra işte o ilk, az önce bahsettiğim muhabbeti girdi işte. Bir şey değerli yapan o şeyin az olması, okey. Ama bu hani şimdi azlık var, azlık var. Bu çok kabul edilebilir bir azlık değil en nihayetinde. Hani niye bu kadar geri zekalı kesim bu kadar fazla? Ben kafayı yiyorum artık bir noktada çünkü yani şimdi bir insanın belli bir yaşa geldiği zaman böyle bir şeyleri otomatikman edinmesi lazım. Ailesi katmamış olabilir falan ama kendisini çabalayarak böyle bazı şeyleri katması lazım. Çünkü en nihayetinde böyle bir insan içinde yaşamak, hani toplum içinde hareket etmesini bilmek diye böyle bir tabir var. Hani bazı şeylerin böyle bir hayat döngüsünde bu hayat döngüsünde, insanların hayat döngüsünde böyle bazı şeylerin zamanlamasını doğru yapmak hani gerekir falan. İnsanların böyle kafalarına göre maymun gibi hani etrafında kimse yokmuş gibi yaşamaları okey bir hareket değil falan. Hani her şeyin bir saati vardır, bir davranılması gereken, her davranışın yapılması gereken bir yer vardır ya da bir zamanlama vardır. Yani şükürler olsun ki bu konuda Avrupa bu kadar kötü bir durumda değil. Kötü bir durumda ama bu kadar da değil. Avrupa övmeyeceğim burada. Avrupa'da bok gibi vardı bu durum. Hani iyi değil yani. Hani yine kötü ama bu Cumhuriyeti kadar kötü değil. Yani Orta Doğu abartması diye böyle bir muhabbet var. Her şeyin ya çok fazla abartıya kaçılması ya da hiç kaçılmaması falan. Böyle nerede nasıl davranılmasının gerektiğini bilmemek falan durumu. Geçen yine şey geçiriyorum. Zaten ülke iyice Afgan ülkesine döndü. Neyse sıkıntı yok. Zaten Türk kalmadı ülkede de neyse. Hadi onu bir geçelim. Geçen şimdi kütüphaneye gidiyorsun değil mi? Kütüphaneden ne bekliyorsun? Böyle evde darlanıyorum falan bazen, böyle çalışmam gerekiyor artık. Diyorum ki hani tamam hani çalışmam gerekiyor, yapacak bir şey yok. Hani hayatım kötü gidiyor bilmem ne falan ama çalışmam lazım. Yapacak bir şey yok. Hani çalışmak zorundayız. En azından bunun bilincindeyim. Bazı geri zekalıların aksine bunun bilincindeyim. Neyse. Gidiyorsun işte. Gittim kütüphaneye, darlandım falan artık çünkü evde. Gittim kütüphaneye, işte çalışıyorum. Şirketim var. Şirketle alakalı çalışıyorum. Şirketin birkaç şeyi var falan. Ki 17 saat çalışmışım o gün. Her neyse. Sallayın, kütüphane için 17 saat değil. Gün içerisinde 17 saat çalışmışım. Neyse. Kütüphanede 10 saate yakın çalıştım. Her neyse. Hani çalışma sınırlarını bir belirteyim diye söylüyorum. Neyse. Okey yani. Sallayın çalışma saatleri falan. Gittim kütüphaneye. Hani kütüphanede mantıken bak, kütüphane hani çok basit bir şey yani. Çocukken bile gitmişsin, değil mi? Mantıklı. Hani nerede nasıl hareket edilmesi muhabbet işte. Hani çocukken bile gitmişsindir kütüphaneye yani. Az şu kütüphanenin ortamını bilirsin, işte nasıl davranılması gerektiğini bilirsin falan değil mi? Bunu bekliyorsun hani. Bunu bekliyorsun. Ki bu olay bu olay Sakarya'da oldu ama İstanbul'da da aynı durum yaşadım daha önceden. Her neyse ki İstanbul'da yaşadığım kütüphane bayağı iyi bir üniversitenin kütüphanesiydi ama neyse. Gittim işte kütüphaneye. Okey. Şimdi hani orada insanlar ders çalışıyor. İşte gece saat 12.30-1 falan. İnsanlar öyle ders çalışıyorlar bir noktada. Ya da herhangi bir şey çalışıyorlar. Bir şey yapmalarına da gerek yok hani. Kitap okuyor olabilir, bir şey yapıyor olabilir ama kütüphanenin bir şeyi var. Hani bir ortam vardır falan değil mi? Hani böyle maymunluktan çıkıp böyle insan gibi davranman lazım. Etrafında insanların olduğunu ve bunun bilincinde hareket etmen lazım. Kütüphane yani sessiz olan, insanların full fokus çalıştığı ya da ses konusunda çok çok az bir şeyler yaptığın, işte çok bağırmadığın, çok şey yapmadığın bir yerdir falan. Hani olabildiğince ses tonunu ayarlarsın, çok bağırmazsın. İnsanları rahatsız etmemeye çalışırsın bilmem ne falan. İlla ki konuşman gerekiyorsa falan. Tabii yok, buna uymayan çok fazla insan var oluyor maalesef ki o gün vardı. O gün de çok ters bir zaman hani. Yetiştirmem gereken sunumlarım var. Pazar günü olacaktı, sonra cumartesi ve sarktı. Neyse sunumum var, sunum yapmam gerekiyor. Çok da önemli sunumlar. 3 tane sunum çıkartmam gerekiyor, tamam mı? Deli gibi çalışmam lazım. Çünkü çıkartmam lazım o sunumları. Diğer türlü olmayacak. Çıkartmam lazım. Şirketlerle alakalı bir sunum. Çıkartmam lazım o gün. Hani çok çalışmam lazım çıkartmak için. Yarısını çıkarttım okey ama çok çalışmam lazım çıkartmak için. Onun stresi var özellikle falan. Abi gittim bak. Hani okay, evde çalışmam zorundayım. Sonraki güne bırakamam. Gittim. İşte başladım çalışmaya falan. İlk başta bir sıkıntı yok. Sonra böyle bir ses seviyesinde böyle bir artış yaşandı. Dedim neyse tamam sakin ol, sıkıntı yok. İnsanlar okey hani o an farkında değildir belki yani çok şey yaptığını, insanları rahatsız ettiğini farkında değildir falan. Devam ettim çalışmaya falan filan. Devam ediyorum. Bir yerden sonra o kadar fazla ses çıkmaya başladı ki hani problem sadece ben rahatsız olmuyorum falan. Hani bir anlarsın hani insanların tek bir kişiyi rahatsız etsen bile okey değil bu durum ama neyse birden fazla böyle insanı rahatsız etmeye başladığın zaman şeyi anlaman lazım abi ben hani şu an insanları rahatsız ediyorum hani bu hoş bir şey değil hani bir anlaman lazım bir noktada çünkü insanlar böyle bir ufak tefek de olsa böyle bir tepki veriyorlar falan öf falan yapıyorlar en kötü hani ki bunu yapmalarına gerek olmaması lazım ama neyse bir noktada senin şey yapman lazım anlaman lazım abi ben kütüphanedeyim benim bu kadar yüksek sesle gülmemem konuşmamam üzerine bir şey izleyeceksem o şeyi kulaklıkla izlemem lazım ki en nefret ettiğim şey bir şey izliyorsan ki kütüphane gibi bir ortamda izliyorsan senin bunu kulaklıksız dinleme gibi bir hakkın yok. Sen orada açık bir şekilde böyle herkesin ders çalıştığı full fokus sessiz olan bir noktada hadi full fokus olmasın sessiz bir yerde senin kulaklıksız bir şey dinlemen bir de kütüphane gibi bir yerde açık böyle hayvan gibi sesle Instagram'da gezinmen bütün videoları bize dinletmen okey bir hareket değildir. Sen insan içerisinde yaşamayı bilmeyen bir maymunsun abi. Bu kabul edilebilir bir hareket değil. Problem bu bir örnek sadece. Problem bu türevi gerizekalıların çok fazla yerde olması. Bu ses için bir konu değil sadece. Hani nerede, nasıl yaşaması gerektiğini ya da nasıl davranması gerektiğini, hangi saatlerde nasıl davranması, hangi ortamlarda nasıl davranması gerektiğini bilmeyen, nerede nasıl davranmasını gerektiği bilmeyen gerizekalı sürüsün. Ama sonra bugün işte ben kafayı yedim onu bu muhabbetten. Gitmedim kütüphanede yine çalıştım ayrı mevzu. Sonra gittiler zaten birkaç bir şey sonra. 20 dakika sonra falan gittiler. 20 dakika böylece bütün insanların dikkatinin ve fokusun içinden geçtiler. Bütün insanları rahatsız ettiler. Sonra gittiler. Gerizekalı sürüsü. Neyse. Gitti bu aptallar. Ondan sonra devam ettik işte çalışmaya falan. Neyse. Şuna geleceğim. Şimdi hani dedim bu minik bir örnek. Hani bundan birçok hani yerde görebiliyorsunuz bu tarz insanları. Problem şurada. Hani tamam sen kendine bir şeyler katmıyorsun. Sen boş bir insansın. Ki bu okey bir şey değil dedim gibi hani. Okey tamam değeri değerli yapan şey azlık falan filan da. Okey hadi o mantıkta düşünelim ama yine de okey bu kadar azlık da okey değil de. Hani mantıken birazcık düşünmen lazım. Abi ben 20 yaşıma gelmişim ki ben 20 yaşında bir insan değilim. Ben neyse söyleyeyim niye kasıyorum ki 23 yaşında bir insanım. Ben 23 yaşına gelmişim, 25 yaşına gelmişim, 27 yaşına gelmişim neyse. Hani benim kendime bir şeyler katmış olmam lazım hani çünkü hani ben sabah akşam hadi köle gibi çalışmaya okey olayım tamam mı? 8 saat günde 8 saat 10 saat çalışmaya okey olayım ki bu hani ne çalıştığına göre değişir. Ki benim müzik yaptığım dönemde de biz o kadar çalışıyorduk. Ama her neyse. Yani çalıştığın şeye bağlı olarak zevk alıyorsun. Saatte burada çok problem yok ama her neyse. Hani çok çalışmaya okeyim ama hani bir şeyler katmış olmam lazım kendime. Ben işte dediğim gibi belli bir yaşa gelmişim ve hiçbir şey katmamışım olmamalı. Şimdi geliyorsun geldim üniversiteye liseden sonra. Lisede çok dolu insanlar var mıydı? Yoktu. Hani o zamana veriyorum. O zamanki yaş olgunluğuna veriyorum. Olgunluksuzluğuna veriyorum daha doğrusu. Hani çocuksun falan. Geliyorsun abi şeye, üniversiteye. Üniversitede de bir şey katmıyorsun sen. Sen niye okuyorsun? burada bir böyle bir soru çaktı bana. Ya dedim ki sen niye okuyorsun ki yani? Sen kendine bir şey katmıyorsun. Sen niye okuyorsun? Sen niye okuyorsun ki? Senin ne, amacın ne yani? Hiçbir özelliğin yok. Hiçbir kendine bir şey katmıyorsun. Kendini geliştirmek için bir şey çabalamıyorsun. Günübirlik hayat yaşayıp giden bir geri zekalısın. Sen niye okuyorsun üniversitede? Üniversiteyi salla. Abi insan azıcık utanır ya. Hani belli bir yaşa gelmişsin sen. Bir bomboşsun. O yemin ederim utançtan yüzüm kararır be. Allah kahretsin. Nasıl kendinize bir şey katmadan 20 küsur yaşlarınıza gelip hiçbir sik beceremeden hayatta nasıl insanlık içinde yaşıyorsunuz amına koyayım? Kafanızı sikeyim sizin ya. Aa, kafayı yedim yemin ederim ya son 3 yılda. Abi bir insan nasıl olur da bu kadar bu yaşına gelmiş, nasıl bu kadar boş olabilir ya? Bir tane kitap okumamış, hadi kitabı siktir et. Bir tane kitabı da okursun bu arada, ayrı mevzudan neyse. Abi bir kere hayatında tiyatroya gitmemiş. Hadi bunu da salla. Allah'ın en ucra Orta Doğu köyünde büyümüş olsun. Ki onlara da artık hani ben tiyatroda, üniversitede oynayan tiyatrolarda bile artık gidiyorlar. Ki ben de oynadığım dönemde özel tiyatrolarda gidiyorduk biz. Çocuklar görsünler tiyatro oyunu diye. Ya da onları buraya getiriyorduk. Kendi aramızda para toplayıp İstanbul'a getiriyorduk. Bütün parasını biz karşılıyoruz. Devletle bir halt destek vermiyordu. Biz kendimiz çıkartıp verip çocukları getiriyorduk. İstanbul'a tiyatro izletmeye getiriyorduk. Neyse hadi bunu da geç. En ucura hani köyde büyüsen bile artık destek geliyor sana. Hani önceden gelmiyordu, şu an bir tık daha geliyor. Whatever. Abi hayatında nasıl yani imkanı yok abi. Bir şekilde böyle merak edersin bir şeyler yapmayı. Bu illaki bunlarla alakalı olmayabilir. Yani hayattaki tek amacın bir de mesela var. Şimdi bak, sadece futbolla ilgilenen bir tayfa var. Diğer hiçbir şey umurunda değil. Mesela spor için bakacaksın. Diğer hiçbir şey umurunda değil. Böyle hani en ufak ne basketbol maçını açıp izler, ne basketbol oynamayı dener falan. O beden böyle boktan lisedeki beden eğitimleri harici, böyle dersleri harici kendini hiçbir şekilde böyle denemeye atmaz. Spor ilgin yoktur. Hadi deneme. Sadece spora, sadece futbola ilgisi olan bir maymunsun sen. Diğer hiçbir spor dalını merak etmiyorsun. Okey. Ki Türkiye'deki futbolcu kitlesi de belli zaten. Yani futbol izleyen tayfanın çoğu maymun olduğu için neyse. O maymun kesimini bir kenara attım, tamam. Diyelim ki spor konusunda bir maymunsun. Abi diğer konularda hani diğer konu. Şimdi var. Yurt dışında birazcık daha, yurt dışında parayla üniversite okuyorsun. Sen o ülkenin vatandaşı olsan bile para ödüyorsun. Ki olması gereken Türkiye'de de bu da neyse. Yani Türkiye'de olması gereken de bu arada. Hani parayla okutacaksın insanları. Çünkü durumun yok. Durumun yoksa, yurt dışında da öyle, durumun yoksa sen kendine bir şeyler katarsın. Sen bir şeyler çabalayıp kendine bir şey çabalayıp kendine bir şeyler katarsan zaten üniversite seni burslu alıyor. Problem yok. Senin bir şeyler katmış olman. Senin burayı çalıştırıyor olman lazım. Kafanı çalıştırıyor olman lazım. Sen kafanı çalışırsan zaten burs veriyor yurt dışındaki üniversiteler, paralı, ama sana burs zaten çok kolay veriyor. Amerika'da da öyle. Amerikan vatandaşısın. Az ödüyorsun. Yine ödüyor musun? Ödüyorsun ama az ödüyorsun. Ve üniversite sürecini ödemiyorsun. İşe başlayınca ödüyorsun. Ama bunun için burs kazanman lazım. Burs kazanmak için senin oturup kendine bir şeyler katman lazım. Senin gerçekten hayatı yaşaman lazım. Sen öyle Türkiye'deki gibi geri zekalı gibi yaşayıp hiçbir sik bilmeden gelirsen 23 yaşına, 25 yaşına, ondan sonra bir sik olamadım diye de ağlarsan oturup bir şey değişmiyor. Hani kafayı yiyorum abi. Bir insan nasıl bu yaşa kadar hiçbir şekilde kendini geliştirmeden böyle kütük gibi gelebilir ya? Birazcık merak edersin. Hani bak dedim mi, bu illaki bir şey konusu, illaki spor olmasın. Müzik konusunda bir şeyler denersin. Ulan bile ortaokulda bile sana flüt denetiyorlar ama de ki abi bunun metali var ya falan, hani çok basit mantıkla anlatıyorum. Ha bunun metali var ya falan, hani ben yan flüt falan mı dersem birazcık daha metal yapıt oluyor. Metal ya da steel, çelik oluyor onlar, neyse. Abi denersin, böyle bir merak edersin, o rengini falan çekersin, öyle bir denersin. Ki bak yan flüt çalmayı sevmiyorum ama denedim. Gitarı sevdim, gitara başladım, sonra devam etti falan. Ki o dönemde gitaristlik yaptığım dönemde kendi gitarımı kullanmıyordum. Kendi gitarım yoktu çünkü param yoktu. Sahnelere çıka para biriktirip aldım gitarımı kendim. Anladın mı? Hani bir şekilde çabalayarak bir şeyler yapabiliyorsun. Bu tamam, hani bazı insanlar senin, anlayın yani, bazı insanlar senin hayatının ilerlemesini zorlaştırıyor. Bazı şeyleri almanı, bazı şeylere ulaşmanı engelliyor olabilirim ama sen bunun için oturup ağlayarak bunları çözersin. Senin bunun bilincinde olman lazım. Senin bunun bilincinde olup ona göre hareket etmen lazım. Ben o dönem arkadaşımın gitarını kullanıyordum. Sonra sahnelere çıktım, parayı biriktire gittim. Kendi gitarımı aldım. Yapılabiliyormuş. 2 kuruş parayla mı gidiyordum o zaman okula? Evet. Ama yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor. Bir şekilde çabalayarak bir şeyler alınabiliyor veya bir şekilde çabalayarak bir şeyler elde edilebiliyor mu? Evet. Ondan sonra başka şeyler, bin tane hayatım boyunca, hadi benim birazcık büyüme tarzımla alakalı olsun, 1000 tane şeyle uğraştım. Hadi salla ya, ailem ki çok da muazzam ebeveynler değiller ama hadi salla ailemi. Abi hani azıcık bunun bilincinde olursun. Hani ben radyo televizyon okumak istiyordum. Türkiye'de çok zor. Çocukluğumdan beri tiyatroyla uğraşıyorum. Radyo televizyon okumak istiyordum. Ülkeye sövmemem lazım. Sonra çünkü başım ağrıyacak ileride. Bazı insanlar yüzünden, bazı insanların tiyatro sektörünün içinden geçmesinden kaynaklı mühendislik okudum artık. İyi yerlere getirdi beni okulda. İşime yaradı mı? Yaradı, o ayrı mevzu. Hala içimde ukde kaldı, o ayrı mevzu. Yine okuyacağım birkaç yıl sonra tiyatro, o ayrı mevzu. Neyse. Hani totalde bir sürü şeyle uğraştım. Dedim beni sallayın. Bak benim iş ortağım da öyle. 1000 tane şeyle uğraşmış adam. Hayatı boyunca 1000 tane şeyle uğraşmış. Deneyimli olmadığı şey yok adamın. Neredeyse. Deneyimli olmadığı şey yok. Yani mutlaka var. Benim de var. Ama çabalıyor bir şeyleri yapmak için. Bir şeyleri yapmak için ya da bir şeyleri merak ediyor ve bir şeyleri yapmak için çabalıyor. Tamam, bak şimdi bir sistem yorumu geliyor. Bir sistem yorumu geliyor. Bu yorum mutlaka gelecek, bundan bahsediyorsak. Kapitalist sistemde. Dur. Bir dakika. Ciddi bir şey. Ciddi ses tonunu yapayım. Kapitalist sistemde bir tarafın köle olması gerekirken bir tarafın kendini geliştirip, bir tarafın yüksek olup, bir tarafın kendini geliştirmeyip cahil köle kesimi alması lazım. Çünkü kapitalist sistem böyle yürüyor. Döngü. Evet. Okey. Gerçekten sistem böyle yürüyor. Ayrı mevzu. Ama gözünüzü seveyim, bu kadar da az olmasın da abi. Kendine bir şeyler katmak için çabalayın. Kendine bir şey katamasın, amına koyayım, hiçbir şey katamasın. Ulan birazcık çabala var ya. Kafayı yedim 3 yıldır, yemin ederim kafayı yedim. Bu kadar ya, bir insan topluluğu bu kadar geri zekalı olabilir mi? Kafayı yedim, yemin ederim akıl sağlığımı yitirdim ya. Abi, çünkü şimdi ben bir şey için çabalıyorum. Bu ülkeye bir şeyler katmak için çabalıyorum. Sonra bir dönem diyorum ki lan ben ülkeye bir şeyler katacağım. Ülkeye para girecek. Ülkedeki insanların hayatını kolaylaştıracağım. Bilmem ne. Hani ekonomik güçleri artacak. İşte alım güçleri artacak falan. Abi bu geri zekalıların ben alım gücünü arttırsam ne arttırmasam ne, ben bu insanlara yardım edeceğim. Ki ben doğal olarak hani babamdan kaynaklı milliyetçi böyle şeyle büyümüş bir aileden geldiğim için okey, böyle içinde birazcık milliyetçi şeyleri maalesef ki var. Maalesef ki böyle bir aileden gelen böyle bir milliyetçi damarım var maalesef ki. Bu çok iyi bir şey değil işte bu konuda. Böyle bir şey yapamıyorum. Hani ülkeyi bırakıp gitme olayı çok böyle bir falan oluyorum böyle olduğu zaman. Bu işte milliyetçi damarımdan kaynaklı bir şey. Abi diyorum ki ama bazen o kadar böyle bir nokta o kadar fazla böyle geliyor ki, bazen böyle kafam o kadar fazla atıyor ki, bazen diyorum ki ben niye uğraşıyorum ki yani, ben kendime bir şeyler katacağım. Ben kendi şu an yaptığım projeyi satıp ülkeden gitsem benim hayatım kurtulacak, ben kendi şeyime bakacağım. Ama yok, illaki Türkiye'de çıkartacağım, inan ediyorum illaki Türkiye'de çıkartacağım o projeyi, önüme taş koyacaklar, bilmem ne yapacaklar. Sikerim ama illaki o projeyi Türkiye'de çıkartacağım. İnatlıyım abi. Bir noktada buna döndük şeyle, Murat'la ortalama bir noktada. Bunun önde fikir. Kafayı sıyırdık ama var ya, yemin ederim 2 yılda akıl sağlığımı yitirdim, yemin ederim. Şey yapacağım diye, ülkede, Türkiye'de çıkartacağız diye şu aptal projeyi. Kafam sikildi, çok özür dilerim. Yani kafayı yedim ya. Oh, yani bir noktada bakın bir noktada artık şey moduna girmeye başladık ama bu sene işler daha da ciddiye bindi falan. Ama bazen işte ki atıyor bazen kafam ve şey diyorum ya, ben niye uğraşıyorum ki bu insanlar için? Ben bu insanlara bir şey katamayacağım ki. Yani benim şirket büyüdükten sonraki hayalim kültür merkezi kurmak. Çünkü hani ben bir noktada işte tiyatro şeyinden, kültüründen gelen bir insan olduğum için, Türkiye'deki o tiyatro sektörünü öldürdükleri için bazı insanlar, o tiyatro sektörüne acıyorum şu anda, çok kötü bir durumda. Çünkü tiyatro, sinema sektörü de öldü, ayrı mevzu da. Tiyatro ekstra öldü eskiye göre. Ki bunlar gerçi hani yurt dışında da çok farklı değil şu an. Özellikle o işte şey, senaristlerin yürüme olayından sonra yurt dışında da öldü birazcık ama hani Türkiye'deki kadar vahim değil durum. Kitap yazıyorum. Okunan kitap türleri belli. Al sana bir tane daha sorun. Farklı türde kitap okuyan insanlar var ama az kesim, işte problem burada. Niye insanlar yeni türlerde bir şey okumak için, niye insanlar konfor alanlarından çıkmamak için bu kadar ısrarcı oluyorlar ya? Anlamıyorum abi. Çık artık şu 20 küsür 25 işte 23 25 bilmem hani ne yaşıma geldiysen, artık kaç yaşına gelmişsin, azıcık çık konfor alanına. Yok abi. Akıl sağlığı, kafayı yersin. Hani azıcık kendini, azıcık çık o konfor alanına. Zor bir şey bu, farkındayım. Ama bir tane adım atmayı dene ya. Yok abi, imkanı yok ya. Ya imkanı yok. Bir kere bu şey gibi abi yani, farklı bir şey denemen lazım. Bir şeyle denemeden yapamazsın. Hep aynı standartta gidince bir şeyle, bir kafa yapısıyla, aynı standart kafa yapısıyla gidince bir yere varamıyorsun. Bunu anlaman lazım. Kendine bir şey katamıyorsun aynı kafayla gidersen. Senin bunun bilincine varmış olman lazım. Bunun bilincine varmadığını gördüğüm zaman insanları kafayı yiyorum ya. Ulan geri zekalı. Bunun bilincine varmış olman lazım. Aynı şeyleri deneye deneye aynı şeyleri yapa geçmiyor günler. Geçiyor ama boş geçiyor. Sonunda sana olan olacak. Ben bunu söyleye yemin ederim dilimde tüy bitti. Azıcık farklı şeyler olun. Azıcık farklı şeyler deneyin. Birazcık kendinize bir şey katmayı deneyin. Farklı şeyler deneyin. Oraya git, buraya git. 1000 tane yere katıl. Kendine bir şey kat. Farklı kafadan insanlarla tanış. Yok abi, insanların eyleme geçmemeye karşı bu kadar böyle istekli olması, bu kadar inat etmesi, eyleme geçmemesi konusunda, bazı şeyleri yapma konusunda, o konfor alanlarından çıkma konusunda bu kadar ısrarcı olması beni çok yordu ya gerçekten. Hani azıcık, hani kuş kadar beynin var, azıcık kullan var ya. %1'ini kullansın, zaten çıkacaksın da konfor alanından. Ama yok abi, illaki maymun kalacaksınız yani. Kafayı yedim, yemin ederim kafayı. Bugün ekstra bir rage geçirdim ya. Kafayı yedim, yemin ederim. 3 yılda kafam sikildi yani. Azıcık uğraşın ya. Azıcık uğraşın. Bu kadar biz bir şeyler başarmaya çalışıyoruz. Bak, kendisi bir şey katmıyor. Kendisine bir şey katmalarına geçtim. Milletin de kendine bir şeyler katmasına engel oluyor. Kafayı yersin. Şu 2 yılda önüme koyulmayan taş kalmadı amına koyayım. Yeter be ya yani. Hadi kendin geri zekalısın, bari başkalarının geri zekalı olmasına şey yapma. O şekilde kalmasına bu yani geri zekalı olmamak için uğraşmalarına engel olma. Bari onlar çıksın. Hadi onlar çıktı, adam lan o kadar bana kötülük yaptı. Bunu bazı insanlar için, artı genel toplum için söylüyorum. Hani o kadar bir şey yaptım, bak yine seni düşünüyorum. Geri zekalı. Seni inatla uyarıyorum sana. Böyle olmamalısın diye. İnatla 1000 kişiye söylüyorsun. Önüme 1000 tane taş koyuyorsun. Yine senin için uğraşıyorum. Ama yok abi. İlla ki o geri zekalı konfor alanında kalacaksın zamana koyayım. Ne var orada abi? Hiçbir şey yok. Bomboş gidiyorsunuz. Gözünüzü seveyim, azıcık çıkın oradan. Birazcık böyle bir birazcık böyle kafa yapınız bir şeyden çekin. Yani bir şeylere takıntılı kalmayın. O gerizekalı sapkınlıklarınızı çekin. O gerizekalı sapkınlık derecesindeki bağımlı olduğunuz konfor alanından bir çıkıp bir böyle bir etrafa bir bakın, böyle kendinize bir şeyler katmayın. Böyle bir neler var neler yok bir bakın böyle hani. Azıcık kuş kadar beyniniz var, bari %1'ini kullanın da çıkın o konfor alanından da bari. Hani bir kere olsun, bak bir kere olsun kendinize bir şeyler katmayı deneyin. Yok ama abi, yok amına koyayım. 3 yıldır kafayı yedim yemin ederim. 3 yıldır 2 yıldır neyse şeysi 3. yılım bu. Kafayı yedim yemin ederim. Bu şeyden sonra daha da arttı. Korona muhabbetine kapandı ya benim insanlar. Ondan sonra o kadar alıştılar ki buna bak. İlk yıl ben de bocaladım. Okay. Ondan önce de çok aktif bir hayatım vardı. Pıt. Korona döneminden sonra bir düştü. Sonra o yükseltme dönemi beni de zorladı. Okey. Herkesi zorladı. Sadece bu Türkiye ile alakalı değil. Herkesle alakalı. Zorlandık mı? Evet. O konfor alanında kalma muhabbeti orada çok insana çok rahat geldi o korona döneminde. Okey. Anlıyorum ama geçti gitti artık. Kendine bir şeyler, o geri dönmen lazım. Hayat devam ediyor ve sen aynı boktan boş hayatına devam edemezsin. Edebilirsin ama sonunda çıkış iyi değil. İyi değil abi çıkışı sonu. Ben burada ben de gerizekalıyım burada. Çünkü insanlara bir şeyler anlatmaya, insanlara bir şeyler katmaya, insanların hayatını birazcık olsun değiştirmek için uğraşıyorum. Ama yok. Benim de hatam var. Benim uğraşmamam lazım bu noktada. Ama uğraşıyorum. İşte burada o az önce bahsettiğim iğrenç milliyetçilik ve iğrenç şeye hissiyatı geliyor. Türkiye'yi salla, diğer insanlara da aynı farklı değil şu anda. O da ayrı bir olay zaten. Sana bir şeyler katayım diye uğraşıyorum. Ama sen ne yapıyorsun? Benim ağzıma sıçıyorsun. Kendi ağzına sıçıyorsun. Ortada hiç şey olmuyor. Çok özür dileyerek belirtiyorum. Böyle bir deyimdi sanırım onun şeyi. İki ucu boklu değnek. Gerçekten öyle. İki tarafta kötü abi. Ne ben gelişeyim, ne sen, ne gelişim sağlan, ne ben iyi olayım, ne sen iyi ol. Böyle aptal gibi gidelim. Bu mu yani cidden hani? Çözüm yapılması gereken ya da yapılan neden bu hani? Akıl sağlığımı yitirdim yemin ederim ya. O kriz geçirdim artık en son. Yemin ederim böyle bir gelip böyle bir 2 yılda bir ya da yılda bir patlıyorum böyle. Kafayı yedim yani. Neden abi? Neden yani? Neden yani? Ne anlıyorsunuz bunu böyle olmaktan? Bu kadar boş olmaktan ne anlıyorsunuz? Bir de gidip birbirinizi buluyorsunuz böyle, bir boş geliyor bir boşu buluyor böyle boş. Ondan sonra onların bir çocuklar oluyor, o da boş. Çünkü boşun çocuğu boş olur, yapacak bir şey yok yani. Af, kafayı yiyorum ya, gidiyor. Abi bak kimsenin evlenme yaşına karışacak da değilim. Haddime de değil, hiçbir zaman değil de. Hiç kimsenin benim değil, hiç kimsenin haddime de değil. Gidiyor 22 yaşında evleniyor. Okey, evlenebiliriz. Sıkıntı yok dediğim gibi. Okey. Sıkıntı olan kısım ne? Sıkıntı olan kısım şu. Sen kendine hiçbir şey katmamışsın. Ya da çok az şey katmışsın. 22 yaşında bir bireysin sen. Resmi olarak olgun bir insansın. Resmi olarak. Ama sen şu yaşına kadar senin görmediğin bir sürü şey var. Belki Türkiye'den çıkmadın bile ki bu çok büyük bir problem. Bu çok büyük bir problem bu arada. Hani aşırı büyük bir problem Türkiye'den çıkıp hani yurt dışına bir kere görmemek bile 22 yaşına gelmiş bir birey için çok büyük bir problem bu arada. İmkanı yok diye de bir bahane yok. Var. Erasmus Plus var. Devletlerin, başka ülkelerin kendi sen Orta Doğu insanı, sen geliş diye bak milletin, elin batılısı, sen geri zekalı kalma diye sana şey veriyor, para verip kendi ülkesine getirtiyor. Sana bir, bilmem ne eğitim veriyor. İşte kendi ülkeye yardımcı oluyorsun, bir yandan da kültür kazanıyorsun, kazan diye uğraşıyor, sen onlarla bile uğraşmıyorsun. O kadar salak bir insansın ki 22 yaşında bir gelmiş bir insanın yurt dışına hiç çıkmamış olması çok büyük bir problem burada. Ama neyse, hadi diyelim ki problem değil bu, problemlerin %1'i çünkü falan. Yani bu problemlerin %1'i yani. Sen 22 yaşına gelmişsin, hiçbir halt olamamışsın demeyeyim ama kendine hiçbir şey katamamışsın. Evleniyorsun, okey. Çocuk yapma, atıyorum 3 yıl sonra yap çocuk. Abi sen çocuğuna bak, bir şekilde bu eskiden böyleydi. Bir şekilde sen ailenden göremediysen senin çocuğuna bir şey katmaya çalışman lazım. Sen ailenden, eskiden herkes kendisini büyütüyordu. Aile kavramı o kadar. Yani bizde en azından böyleymiş. Hani çok da dedem, çok da babama bir şey katmış mı? Hayır, babam bütün hepsini kendi kazanmış. Babam bana çok şey kattı mı? Kattı. Çok iyi bir babamı değil ama çok fazla şey kattı mı? Kattı. Bu ayrı mevzu. İşte asıl sıkıntı bu. Hiçbir şey katamamış olsa bile o kafa yapısını kattı mı? Bana kattı. Bunu belki kötü bir şekilde katmış olabilir ama kattı mı? Kattı. Bir şeyler kattı mı? Kattı. En azından o zihniyeti aktardı. Sen çocuğuna ne aktaracaksın? Sende bu zihniyet var mı? Yok. Ailende görmedin. Okey. Hani ailende görmedin, bari ben çocuğuma aktarayım. Hani zihniyeti var mı? Yok. Kendini çok geliştirdin ve dolayısıyla çocuk hani senden otomatikman oluyor sonuç olarak. Sen babasısın mantıken ya da annesisin. Otomatikman seni görüp büyüyor. Yani sen neysen o çıkıyor aslında bir noktada. O var mı? Yok. Neden? Çünkü sen bir şey katmamışsın ki. Yani çocuk senden ne alsın? Boş olan bir şey varsa boş olan alır. Yani boşluk var, o yüzden boşluğu alıyor. Sen ne katacaksın çocuğa? Senin çocuğun ne katacak dünyaya? Ülkeyi salla, ne katacak dünyaya? Hadi bir şey katmasın çocuk. Abi sen boşsun, senin çocuğun senden daha da boş. Sen çocuğunu bir yerlere falan gönderirsin, okey, ama elinde sonunda çocuğa bir şey katmış olman lazım. Sen çocuğu istediğin kadar oraya buraya gönder ama çocuk bir noktada senden çekiyor her şeyi. Senin dolu olman lazım ki çocuk da sana benzesin. Bir noktada sana benziyor çocuk ister istemez. Senin ebeveyn olarak bir noktada dolu olman lazım ki sen çocuğu gönder bir yerlere, okey. Oradan örnek alsın ama hani alır mutlaka, bir şeyler katar ama en son noktadan senden bir şeyler çekiyor. Çünkü sen babası ya da annesi, sen ebeveynisin, senden bir şey çekmek zorunda. O yüzden bir kişinin dolu olması lazım ki ister istemez nereye gönderirsen gönder çocuğu, dediğim gibi en sonunda senden çekiyor bir şeyler. Dolayısıyla kafayı yedim artık çünkü anlata dilimde tüy bitti amına koyayım. Dolayısıyla totalde bir saniye isteyeceğim. Totalde insanlar kendilerine bir şeyler katması ve bu noktada sallasan çocuk yapmak zorunda değilsin. Yani çocuk yapma. Bir noktada kişisel tatminkarlık için bile kişilerin böyle birazcık dolu olması lazım. Doluluk sadece bu hani işte sadece tiyatro oynamaktan, şundan bundan, sadece entelektüel yapını geliştirmekten ibaret değil ki. Entelektüel yapı dediğin çok geniş bir kavram aslında. Birçok böyle dalı var onun ama her neyse. Hani spor aslında bir entelektüelliktir. O yüzden aslında bahsettim o yani. Spor dediğin şeyde entelektüel yapıya giriyor. Entelektüel bir insan dediğin kişi spor yapmasa bile spordan anlıyor az çok. Biliyor ya da en azından. Ki sporcuların çoğu da entelektüel. Entelektüellik burada hani sadece tiyatro ve sanat sepet tayfa yüzünden, ki ben Beşiktaş şeyim yani, Beşiktaş çıkmasıyım. O yüzden biliyorum yani. Sanat sepet tayfanın alasını biliyorum yani. Hani böyle sanat sepet tayfanın, özür dilerim, sanat sepet tayfanın Allah'ını gördüm yani. O yüzden biliyorum. Çünkü Beşiktaş'ta ya da Moda'da oluyor çoğu bunların. Hani sanat sepet tayfayı gördüm ama hani yani sanat sepet tayfa dediğim kesin entelektüel olarak mı geçiyor? Hayır, alakası yok. Entelektüellik böyle bir şey değil. Entel olarak geçebilir. Entel ile entelektüellik arasında çok net bir fark vardır. Entel olarak geçiyorlar ama entelektüel değiller baktığınız zaman. Çünkü entelektüellik sadece o sanat sepet tayfanın ilgilendiği gibi şiirle, kitapla, bilmem neyle ilgilenmek değil. Genel olarak kendini geliştirme olayı entelektüelliğin kendisi zaten. Bir kişi kendini geliştiriyorsa entelektüeldir. Ya sadece sanatla uğraşıyor, sadece müzikle uğraşıyor, sadece şunu yapıyor, bunu yapıyor. Entelektüellik öyle bir şey değil abi. Sadece 2 tane dil biliyor atıyorum. Bu entelektüellik olmuyor. Entelektüellik öyle bir şey değil çünkü. Kelimenin anlamı bu değil zaten her şeyden önce. Kendine bir şey katan insana deniyor bu abi. Belli bir noktaya gelmiş insana deniyor entelektüel olarak. Bilgi birikimi yüksek insana deniyor. Ama işte Türkiye'nin durumu vahim, insanlığın durumu da vahim. Ben hala da uyarıyorum. Ben çok dolu bir insan, çok entelektüel bir insan da değilim bak ha. Ben olduğumu da iddia etmiyorum. Ama diyorum ki bir şeyler yapmalısınız. Böyle olmamalısınız. Hani böyle belki yardımcı olurum falan diye cümle kuruyorum. Ben çok mu iyi bir insanım? Hayır. Ki zaten hiçbir zaman bir kişinin hiçbir zaman kendisine şöyleyim böyleyim demesi, iyiyim demesi okey bir şey değil zaten. Sınır yoktur çünkü insanlar. Bu sınır hep yükselir. Bir noktaya gelirsin bir daha yükselir. Bir noktaya gelirsin bir daha yükselir. Olması gereken budur çünkü. Ki bu mantıkta gidiyorum. Bu mantıkta da gitmesi lazım insanların. O sınırı hiçbir zaman durdurmaman lazım ki, sürekli gelişme olması lazım ki devam etsin o akış. Çünkü sen o akışı durdurursan bir noktadan sonra zaten eskide kalmış, cahil kalmış olacaksın. O yüzden durmaması lazım. Sürekli akması lazım o akışın. Ana olayı o zaten. Bir şeyleri öğrenmenin, bir şeyleri merak etmenin. Stabilitesi o yani, belli bir şeyde belli bir sınır olmaması lazım. O sürekli çıta yükselmesi gerekiyor. Olması gereken bu çünkü. Ama biz daha o çıtaya ulaşamadık bile. Problem burada. Biz o çıtaya ulaşamıyoruz bile. Bak, çıtayı her seferinde yükseltmekten bahsediyorum. Biz o çıtaya daha hani ulaşamadık bile. Durum o kadar vahim. Valla diyecek bir şey yok. Ben yine gelip böyle isyan ediyorum. Ama bir halt değişecek mi? Hayır, hiçbir halt değişmeyecek. Ben yine kendi kendime konuştuğumla kalmış olacağım. Üzücü. Siz gerizekalı olmaya devam edeceksiniz. Sadece belli başlı kendiniz gibi insanları bulup aynı gerizekalı düzeni devam ettirmeye devam edeceksiniz. O düzen ilerlemeye devam edeceksiniz yüzünüzden. Diyecek de bir şey yok. Kapat gidelim falan şey var ya, bu bir haber kanalı sanırım, Fox'tu. Böyle yani, kapat gidelim abi. Harbiden kapat gidelim amına koyayım. Ben konuşuyorum da ne oluyor? Siz yine kendi salaklığınızla akmaya devam ediyorsunuz abi. Yok böyle şey mi olur ya? Kafayı yedim 2 yılda ya. Diyecek bir şey yok abi ya. Kapat gidelim ya. Sonuna da bunu editliyorum. Kapat gidelim abi ya. Uğraşıyoruz. Neyse. Siz sevgilisiz dinleyiciler. Sevgilisiz podcasterlar. Siz bilin, sevgilisiz podcast dinleyicileri. Siz böyle insanlardan olmayın. Siz kendinizi... Mikrofon burada, biliyor musun? Mikrofonu buraya koydum. Bu benim kendi bilgisayarım da, ikinci bilgisayarım. Bu şirket bilgisayarı, bu da bilgisayarı. Ne bilgisayarı? İşte kişisel bilgisayarım, bu da şirket bilgisayarı. Sevgili siz podcast dinleyicileri. Buraya bakıyorum. Sevgili siz podcast dinleyicileri. Siz bunlar gibi olmayın. Siz ülkeleri gezin. Erasmus'un olanaklarından yararlanın. Kendinizi geliştirin ve bu insanlar gibi maymun olmayın. Nerede nasıl davranmanız gerektiğini gözünüzü seveyim bilin. Bunu sadece kütüphanesiz olarak değil, kafelerde, oralarda, buralarda böyle hareket şeması, hani insanların bir hareket şeması vardır böyle. Nerede nasıl davranmasının gerektiğini bilmek. Bu cümleyi bir araştırmanızı tavsiye ederim. Avrupa'da çok bilinen bir şey ama Türkiye'de çok da bilinen bir şey değil ki. Eleştirdiğimiz Batı, ki ben de çok sevmem ama sevmediğimiz Batı'da bile bu mantık var. O yüzden bir gidip 2 dakikanızı ayırıp bari kendinize bir şey katın ve deyin, gidip araştırın. Araştırma yeteneğiniz var mı yok mu bilmiyorum ama bir gidip araştırın. Bakın, belki nerede nasıl davranmanız gerektiğinizi öğrenirsiniz, bilmiyorum. Siz sevgili dinleyiciler böyle olmayın. Nerede nasıl davranmanız gerektiğini bilin. Kendinize sürekli bir şeyler katın. Ve sevgiyle, sağlıcakla kalın. Bu kadar böyle sert yorumdan sonra böyle tatlı bir bitirişle, böyle sert bir şeyin sonuna böyle yumuşak tatlı bir bitirişle Ne yapıyoruz? Sevgili podcast'imizi sonlandırıyoruz ki benim de yemek söylemem lazım. Hararet bastı falan. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.